Merhabalar herkese. Bugün Başka Ülkenin 26. programında sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Ertan Orol, İstanbul Üniversitesi'nden bize İstanbul'dan katılıyor. Ertan Bey, Ertan Hocam'a öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün Ertan Erol'la Meksika Devrimi ve mirası üzerine konuşacağız. Bu bizim Latin Amerika üzerine genel olarak ilk programımız olacak. Şu ana kadar Latin Amerika üzerine bir programımız olmamıştı. Latin Amerika üzerine çalışan pek bir tarihçimiz yok benim görebildiğim kadarıyla. Ama aslında siyaset bilimcilerimiz için popüler bir alan gördüğüm kadarıyla. Ertan Erol hocamız da aslında siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında doktorasını Nottingham Üniversitesi'nde 2013 yılında tamamladı. Doktora tezinin başlığı Capitalist Specialty in the Periphery Regional Integration Projects in Mexico and Turkey başlıklı bir tez yazdı. 2013 yılında doktorasını Nottingham'dan aldı. Daha sonra 2020 yılında ilk kitabı yayınlandı. Tarih Vakfı yayınlarından Tanrı'ya Uzak, Merkeze Yakın Meksika ve Türkiye'de Çevre Kapitalizminin Tarihsel Sosyolojisi. Ertan hocamız bir uluslararası ilişkilerci, bir siyaset bilimci olmasına rağmen aslında tarihsel sosyolojiyle ilgileniyor. Tarihi bir perspektiften çalışıyor alanını, konusunu tarihi bir perspektiften ele alıyor. Biz de bugün Meksika devrimini tarihi olarak ele alacağız. Sebepleriyle, sonuçlarıyla, öncesiyle ve sonrasıyla ele alacağız. Hocam, o zaman şöyle başlayalım. Bizim ilk sorumuz bütün konuklarımıza ilk önce nasıl bu alana çalışmaya başladıklarıyla ilgili oluyor. Siz neden yani Meksika ve Türkiye'yi tabii Türkiye ile çalışıyorsunuz. Meksika ve Türkiye'yi karşılaştırmalı çalışıyorsunuz ama Meksika'da bulunduğunuzu zannederim. Nasıl Meksika çalışmaya karar verdiniz? Nasıl Latin Amerika çalışmaya karar verdiniz? Kendi akademik geçmişinizden biraz bahsederek nasıl ve neden karar verdiniz? Konuşabiliriz. Yine Meksika'daki araştırma sürecinizden, araştırma tecrübelerinizden bahsedebilirsiniz. Kaynaklarınız, İspanyolca kaynaklar kullanıyorsunuz. Hangi kaynaklarla çalışıyorsunuz? Bunlardan bahsedebilirsiniz. Önce sizin akademik geçmişinizle başlayalım. Sonra konuya daha doğrudan geçelim. Öncelikle tekrar teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Şöyle söyleyebilirim aslında biraz Meksika konusu, Meksika ile Türkiye'nin mukayese karşılaştırması konusu biraz tesadüflerle ilerledi diyebilirim. Tesadüflerle ortaya çıktı diyebilirim. Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaparken İlhan Özgel'in Uluslararası İlişkiler Teorileri dersini almıştım. Orada yeni Gramsci yaklaşımlar uluslararası ilişkilerde beni biraz etkilemişti. Daha sonra işte yüksek lisans ve doktora döneminde o yüzden neogramşicilikle biraz çalışan Andreas Bieler ve Adam Morton'la doktoramı onlarla çalışmaya başlamıştım. Orada aslında Türkiye'nin dış politikasını nasıl neogramşici bir biçimde son dönem dış politikasını analiz edebiliriz mevzusu. Biraz işte hem Adam Morton'un hem de Andreas Hoca'nın biraz teşvikiyle bir karşılaştırmalı nitelik aldı. Adam Morton kendisi biraz Meksika devrimi ve Meksika üzerine çalışan bir kişi. Önce aslında benim aklıma gelen ülke Şili'ydi. Yani Latin Amerika'da bir ülkeyle Türkiye'nin son 30-40 senesini mukayese etmek düşününce akla gelen ülkelerden birisi Şili oluyor aslında. Çünkü hani Türkiye ve Şili'nin neoliberal yeniden yapılandırma süreçlerine geçiş süreçleri biraz benzer. İkisi de darbe aslında. Darbenin önemli bir askeri rejimin müdahalesi. Önemli bir merhale olarak ortaya çıkıyor. Ama daha sonra biraz Adam Morton'un da teşvikiyle aslında Meksika'yı incelemeye, okumaya başladım. Ve oradan da aslında bir takıntı haline de geldi. Yani Türkiye ile Meksika'yı her alanda kültürel olarak da, politik olarak da, ekonomik olarak da mukayese etmek. Tabii orada biraz eleştirel coğrafya da işin içine girdi. Eleştirel coğrafya çünkü hani Meksika ile Türkiye'nin coğrafi konumları açısından ikisi de merkez kapitalist ülkelerin aslında genişlemesiyle biraz kapitalizmle tanışan ülkeler diyeyim olarak nitelendirebiliriz. Yani coğrafyalar aslında önemli bir rol oynuyor kapitalizme nasıl entegre oldukları, kapitalizmin gelişimi bu iki ülkede. Oradan başlayan bir şekilde aynı zamanda biraz tarihsel sosyolojik nitelik de kazandı. Yani aslında ben iki ülkenin kendi bölgelerindeki entegrasyon projelerine bakacaktım. Ama aslında tez biraz tarihsel sosyoloji tezi oldu. Ve tabii hani Meksika ve Türkiye açısından da hani böyle bir karşılaştırmanın yapısal koşullarını o karşılaştırmayı mantıksal bir niteliğe oturtabilecek ya da bir yere oturtabilecek bu mukayese mevzusu 19. yüzyılda kapitalizmin nasıl bu ülkede gelişti sorusuna beni yöneltti. Oradan da yani Meksika ve Türkiye ile böyle bir karşılaştırma sorusu daha da güçlenerek devam etti diyebilirim. Hocam peki şimdi genel olarak Türkiye dışı çalışan akademisyenimiz az. Biz de o vesileyle bu kanala başladık ama
İyi kötü işte Rusya olsun, Çin, Japonya olsun üzerine çalışan tarihçilerimiz var. Onları da davet ediyoruz. Ama Latin Amerika'ya çalışan hiç tarihçimiz yokken niye bu kadar çok siyaset bilimciler, Türk siyaset bilimciler tarafı arasında niye bu kadar popüler? Ne Aslında dersiniz? belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Latin Amerika her zaman 70'lerde özellikle Türkiye'de önemli bir ilgi alanı olmuş. Yani 70'lerde özellikle Allende'nin işte ortaya koyduğu, sadece Türkiye değil bu arada, Yugoslavya'da da çok ilginç bir biçimde, yani bazı bölgelerde bu Şili deneyimi aslında önemli bir deneyim olarak özellikle Türkiye solu açısından baya bir analiz öznesi olmuş. Daha sonra da 80'lere daha akademik olarak baktığımız zaman, hani politik kısmını bıraktığımız zaman, 80'lerde ve 90'larda da daha çok bağımlılık ekolü aslında etkide bulunmuş. Yani Türkiye'deki akademik çevrelerde ve orada bayağı bir tartışma konusu olmuş. Yani aslında 80'ler ve 90'lar biraz o bağımlılık ekolüyle birlikte, işte Enrique Cardoso ile birlikte, Enzo Falletto ile birlikte ya da Osvaldo Sunkel gibi böyle bağımlılık ekolünün Latin Amerika temsilcileri burada bayağı okunmuş aslında. Ama tabii biraz o da herhalde Anglo-Sakson dünya ile biraz ilintiliymiş. Yani Türkiye'deki akademik o bağımlılık ekolünün akademiye girişi biraz Anglo-Sakson okulla ya da oradan öğrenilen şeylerle biraz ilgi çekmiş burada. Ama oradaki İspanyolca ya da Portekizce çalışmalar pek fazla dikkat çekmemiş. Yani dil bariyeri büyük ihtimalle. Mesela Rui Mauro Marini, ben onun Bağımlılığın Diyalektiği kitabını çevirmiştim. Yani mesela Rui Mauro Marini hala tartışılan önemli bir bağımlılık ekolcüsü, okulcusu. Ama mesela o hiç buralarda tartışılmamış. Çünkü Rui Mauro Marini İngilizce de yeni çevrildi. Yani yani İngilizce çevrilmesi hatta Türkçesinden daha sonra oldu. Bu önemli kitabı. Bence onun bir etkisi var. Yani dil bariyerinin etkisi var. Ama ilgi duyulmuş. Ve genelde ilgi duyulan şeyler de daha çok aktüel şeyler olmuş. Güncel mevzular olmuş. O güncel mevzuların, deneyimlerin Türkiye ile aslında bağlantısı var mı yok mu düşüncesi olmuş. Mesela hala da bence o devam ediyor. Yani en temel sorulardan biri ya da ilgi konularından birisi Latin Amerika'da olan politik, mesela başkanlık seçimleri ya da işte darbeler ya da çatışmalar ya da göç gibi mevzular genelde Türkiye'yle bir benzerlik taşıyor düşüncesi var ve aktüel mevzular aslında ilgi çekiyor ama tarihsel mevzular ya da işte tarihsel deneyimler pek ilgi çekmiyor diyebiliriz. Belki o olabilir sebep. Siz Meksika'da bulundunuz mu araştırma için? Bulundum, bir doktora sürecinde bulunmuştum 2010'da. Aslında Meksika'nın işte bağımsızlık sürecinin tam 200. yılında Aa, gitmiştim. evet. Hatta 15 Eylül, yani şeydir, bağımsızlık günüdür. 15 Eylül'de var, yani hiçbir şey yapmadan tabii, bilinçli biçimde değil. 15 Eylül'de varmıştım. Orada bir 6-7 ay kaldım 2010 yılında. Daha sonra işte ara ara gene gittim. En son 2022'de, yani geçen sene Eylül ayında bir 6 aylık gene gidebildim. UNAM'da biraz bir çalışabilmek için. Böyle ara ara gidiyorum yani. Şey, genel olarak yani Latin Amerika çalışan siyaset bilimcilerimiz yani tarihçimiz yok dedik. Araştırma amacıyla sıkça gidiyorlar mı Latin Amerika ülkelerine artık eskiye göre nasıl durum? Bence eskiye nazaran Dil biraz daha bariyeri artık İspanyolca sanırım daha yaygın şekilde biliniyor. kesinlikle, kesinlikle. Bence o dil bariyeri, bir de tabii hani ulaşım şeyleri de, Türk Hava Yolları'nın mesela Mexico City'ye günde 2 uçuşu var artık. Yani eskiden haftada 2'ydi, haftada 1'di. Hatta eskiden yoktu yani. Şimdi günde 2 uçuşu var. Sadece oraya değil, işte Caracas'a uçuyor, Buenos Aires'e uçuyor. Yani Buenos Aires bence en uzağa büyük ihtimal. São Paulo'ya zaten kaç defa uçuyor. São Paulo üzerinden Buenos Aires'e uçuyor. Yani bayağı bir uçuş da var aslında. O da bir etkide bulunmuş olabilir. Yani o açıdan evet, bayağı giden, orada çalışan çok arkadaşımız var. Siz başkentte Meksiko City'de mi bulundunuz? Ben Meksiko City'de bulunmuştum o dönemde çalışmak için. Ama tabii hani o fırsatla işte kuzeyine falan da, Monterrey'e, işte daha sonra Puebla'ya falan gitmiştim. Ama o zaman yani 2010'da da benim de bir dil bariyerim vardı. Yani orada da yani Meksika, ama şöyle, Meksika özellikle bence İspanyolca öğrenenler için iyi. Çünkü çok fazla İngilizce konuşulmuyor. O da sizi öğrenmeye sevk ediyor. Öyle bir pozitif tarafı da olmuştu 2010'da. Amerika'nın dibinde olmasına rağmen daha mı az İngilizce konuşuluyor diğer Evet, Latin Amerika ülkelerine? bence daha az İngilizce konuşuluyor. Hiç. Ben de Meksika sınırına çok yakın yaşamıştım aslında Arizona'da ama hiç gidip nasip olmamıştı. O zaman isterseniz yavaş yavaş hocam konuya geçelim, daha doğrudan geçelim. Şimdi tabii Meksika devrimi 1910-20 arası olarak
ele alıyoruz. Sanırım gerçi orada biraz farklı yorumlar da var sanırım ama biz öncesiyle sonrasıyla ele alacağız. Öncelikle isterseniz 19. asır boyunca 1910'a gelene kadar Meksika'nın genel bir siyasi, ekonomik ve sosyal portresini çizelim mi? Yani bir bilmeyen, benim gibi bilmeyen dinleyicilerimiz için benim de uzak olduğum bir alan Latin Amerika tarihi tabii. Onlar için Meksika'nın özellikle Diaz dönemini belki daha ayrıntılı olarak ele alarak devrime giden süreçten önce Meksika'nın önemli gelişmelerinden bir bahsederek, bir özetleyerek başlayalım isterseniz hocam. Şöyle diyebiliriz. Yani Meksika, ben çok dağıtmayayım konuyu. Hani kolonyal döneme hiç girmeyeyim. Yani Meksika tabii Latin Amerika ülkelerinden, diğer Latin Amerika bölge ülkelerinden ayıran bazı özellikleri var. Belki ondan bahsetmek gerekebilir. Kolonyal dönemde de Meksika, İspanyol kolonisinin mücevheri diyebileceğimiz yeni İspanya olarak tanımlanan bir naiplik, bir valiliğe sahipti. Ve Meksika'nın tabii ki doğal kaynakları çok çok fazla bir ülkede. O açıdan İspanyol kolonizasyonu açısından önemli bir yer. Ve tabii hani diğer Latin Amerika ülkeleriyle benzeşen ya da ayrışan özelliklerinden bir tanesi de Meksika'da önemli prehispanik, yani işte kolonizasyon öncesi toplumların var olması. Yani mesela aynı şeyi Arjantin için pek bunu söyleyemeyiz, değil mi? Ya da işte ya da Brezilya için de bunu pek söyleyemeyiz. Hani Portekiz sömürgesi olarak. Belki Peru için, Bolivya için söyleyebiliriz. Ancak yani Meksika'da bir Aztek, Maya ya da Otomi ya da Zapotek, yani birden çok fazla yerli grupları yoğun biçimde yaşamaktaydı. Hatta bunlar işte gerçi 16. yüzyılda yoğun epidemilerle karşılaştılar. Kokolitsi denen işte hepimizin bildiği grip gibi ya da işte su çiçeği gibi salgınlar nüfusun büyük kısmını düşürdü. Fakat gene büyük bir nüfusa sahipti Meksika. Yani o açıdan baktığımız zaman Meksika'nın hani toplumsal yapısında önemli bir şeyi, yerli unsurun olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu 19. yüzyıla geldiğimizde de gene toplumun yani bir %10-15'lik kısmı yerli. Geri kalan da İspanyol değil, mestizo denen karma topluluklar, %60-70'ine varan. Şimdi bunun ne alakası var? Bunun şöyle bir alakası var, şöyle bir ilgisi var. Bu aslında bağımsızlık sürecindeki Meksika örüntüsünü biraz farklı kıldı diğer bölgelerden. Yani şimdi iki tane temel bağımsızlık süreci olayı anlatsak, yani gene burada dağıtmak pek istemiyorum. Ama işte biliyorsunuz Napolyon Savaşları ile birlikte İspanya, Portekiz ve İspanya Napolyon tarafından işgal ediliyor ve orada bir işte Napolyon'un kardeşi, kuzeni pardon, 1. Joseph işte imparator oluyor ve bir 1810'da bir boşluk oluşuyor. Bir politik boşluktan bahsedebiliriz. Bunun bir sonucu var. O da Latin Amerika'daki artık o Criollo dediğimiz, yani İspanya'da doğmayan ama İspanyol olan ya da onların çocukları olan kişilerin belirli çıkar gruplarının artık yavaş yavaş bağımsızlık fikrini ortaya koydukları. Şimdi burada iki tane büyük kampanya var diyebiliriz Güney Amerika'da. Birisi San Martin'in güneyden Arjantin, Şili ve yukarı doğru Peru'ya doğru çıktığı bir işte bağımsızlık süreci. Bir de Simón Bolívar var, hepimizin bildiği. Venezuela, Kolombiya ve Ekvador'un gene Peru'ya doğru işte San Martin'le birleşti. Şimdi Meksika'da biraz farklı. Çünkü Meksika'da 1810'da bu politik boşluk işte bir Hidalgo denen bir rahip, Hidalgo denen bir kişi tarafından, Miguel Hidalgo tarafından, ama çoğunluğu yerlilerin oluşturduğu bir ordu ya yol veriyor. Bu şimdi şöyle bir neticeyle sonuçlanıyor. Toplumun Criollo denen, yani bağımsızlığa en yatkın olan kesimleri, çünkü Criollolar İspanyollar kadar yüksek seviyelere çıkamıyorlar. Yani hiçbir zaman orada belirli seviyelere, bürokraside ya da kilisede belirli seviyelere çıkmaları mümkün değil. Çünkü onlar İspanyol doğumlu değiller. Yani bağımsızlığa en yatkın olan kitleler aslında bir anda yabancılaştırılıyor. Çünkü Hidalgo'nun ordusu işte Guanajuato gibi yerlerde büyük katliamlar yapıyor. Beyazlara, Criollo'ları da dahil ederek bütün beyazları ve İspanyolları ortadan kaldırıyorlar. Şimdi hal böyle olunca aslında bir Criollo'ların da karşı çıktığı bir çatışma haline geliyor bağımsızlık süreci. Bu ya bu süreç tabii ki 1820'de artık İspanya'nın işte kolonileri tutamayacağını anlayıp orada bir İspanya'nın içerisinde bir asker isyanı çıkınca artık burada yani önce Hidalgo'nun ve yerli ordusu bastırılıyor ama daha sonrasında Criollo'lar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Şimdi bu süreçten itibaren tabii Meksika'da iki tane temel hat görmek mümkün. Bir, İşte Meksika'nın idaresi ya da Meksika'nın politik yapısını cumhuriyet mi olacağını savun, cumhuriyet mi olması gerektiğini savunan liberaller.
Öteki hat da muhafazakardır. Aslında hani 1820'lerden sonra Meksika'nın bir diğer Latin Amerika ülkelerine benzer biçimde, bağımsızlığını ilan eden ülkelere benzer biçimde böyle bir ayrışmaya gittiğini göreceğiz. Yani eski rejimden gelen ve o ayrıcalıklarını devam ettirmek isteyen gruplar, muhafazakarlar ve kilise tabii ki büyük toprak sahipleriyle birlikte. Ama daha böyle ticaretle ya da finansal sistemle uğraşan kriyoyolar, kentliler de bir cumhuriyet düşüncesine sahipler ve liberal ve muhafazakarlar aslında yani önümüzdeki 50 seneye damgasını vuracak bir çatışma içerisine giriyorlar 1820'lerden sonra. Ama tabii bir de şunu da hatırlamak lazım. Meksika biraz Türkiye'ye benzeten şeylerden bir tanesi bu. Meksika'nın aynı zamanda bir kuzey komşu sorunu var. Yani diğer Latin Amerika ülkelerinden farklı bir biçimde. Yani belki Arjantin'de İngiltere baskısını söylemek mümkündür işte 1806'lardan itibaren. Ama Meksika'da çok büyük bir sorun olarak kuzey komşusunu işaret etmek gerekiyor. Tabii burada önce Texas sorunu ortaya çıkacak. Tabii ha, bu bahsettiğimiz Meksika bu arada bugünkü Meksika değil. Yani bugünkü Meksika'nın çok çok büyüğü bir Meksika'dan bahsediyoruz 1820'lerde. Yani sizin aslında dediniz ya ben hiç Meksika'ya gitmedim. Aslında orası Orası Meksika. Arizona'da. Arizona, New Mexico, Texas, Kaliforniya'nın bir parçası. Kaliforniya'nın tamamı, Tamamı Wyoming mıydı? gibi tamamı. Yani Kaliforniya eyaleti o zaman Wyoming'e, Wyoming'e kadar. tabii, çok büyük. Yani bugünkü Meksika'nın yarısı neredeyse Texas'a dahil olmak üzere. Florida da parçasıydı aslında bu şeyin ama İspanyollar sattı Florida'yı bağımsızlıktan önce. O yüzden çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Ve daha da yani Amerika'nın batıya doğru kolonizasyon da yavaş yavaş başlıyor bu 1820'lerde, 1830'larda. Burada ilk problem Texas sorunu ortaya çıkacak. Çünkü Texas'ta İngiltere kökenli, İrlanda kökenli Amerikalı yerleşimciler bir bağımsızlık sürecini Meksika'dan bağımsız olmaya çalışacaklar. Ve tabii bunun yarattığı 1846-48 Amerika Meksika ABD Meksika Savaşı. Aslında işte o Kaliforniya'yı, Wyoming'i, Utah'ı, New Mexico'yu, Arizona'yı kaybettikleri savaş 1846 ve burada tabii ki Amerikan ordusu Meksiko City'yi işgal edecek ve zorla 1848'de Meksika'nın neredeyse yarısına tekabül eden şeyi kaybedecek, Meksika topraklarını kaybedecek. Şimdi burada liberallerin önünde çok büyük bir problem var. O da Meksika'nın geleceği. Yani Meksika aslında sadece burada bitmiyor tabii ki. Hani Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaleti, Nuevo León eyaleti buralarda bağımsız olmak istiyorlar. Aşağıda Yucatan, Chiapas o eyaletler de bağımsız olmak istiyorlar. Yani Meksika'nın aslında geleceği bir anda tehditte gibi gözüküyor 1840'lara baktığımız zaman. Zaten önemli ekonomik problemlerle de karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri müdahalesi birinci müdahale, birinci baskı unsuru. İkinci baskı unsuru da çok ilginç bir şekilde Fransa. Gene bir Napolyon. Bu sefer üçüncü Napolyon. Hatta işte Marx'ın tarih tekerrürden ibarettir. İlki trajedi, ikincisi de komedi olarak dedi. İşte üçüncü Napolyon. O Meksika'nın borçlarını ödeyememesiyle birlikte 1861'de İspanya ve İngiltere ile birlikte bir moratorium ilerlemesiyle Meksika'nın işgal edecek Meksika'yı Napolyon, 3. Napolyon ve oraya bir imparatorluk tesis edecek. 1. Maximilian Habsburglu, 1. Maximilian Meksika'nın 2. imparatorluğunun 1. imparatoru olacak. Liberaller gene bu sefer önemli bir darbe alacaklar. Burada işte liberallerin mücadelesi ve işte imparatorluğu ortadan kaldırmaları ve tekrar reform sürecine girmeleriyle karşı karşıya kalacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. 19. yüzyılda bağımsızlık sonrası Meksika'sında en önemli sorun ülkenin üniter yapısını koruyabilmek ve dış tehditlere, dış baskılara karşı koruyabilmek. Çünkü yani 1850'lerde liberaller iktidara geldiği zaman, Benito Juárez iktidara geldiği zaman hızlı bir biçimde aslında ülkeyi reform sürecine sokmak ve bu reform süreciyle Amerika'ya karşı yaşanan hezimeti bir daha yaşamamak ve tabii ki bunu nasıl yapmak? Pozitivist bir anlayışla yani sanayileşerek yani ekonomik olarak genişleyerek ekonomik olarak büyüyerek bunu yaparken de tabii ki Benito Juárez döneminde yani 1850'lerde en temel şey toprak olacak. Yani toprağın komünel bir biçimde kullanılması ve toprağın tabii ki kilisenin elinde olması Juárez tarafından ve liberaller tarafından kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü onlar ekonomik gelişmenin önündeki en büyük engelin bu olduğunu düşünüyorlar. Yani sanayileşememenin, artık üretememenin, tarımsal üretimin gelişmemesinin en büyük temeli az elde çok toprağın var olması düşüncesi. Tabii ki en çok toprak sahiplerinden birisi de kilise.
O yüzden önemli reform sürecine girecek Meksika 1850'lerde. Leyler'de o dönem bir yasayla kilisenin elindeki topraklar alınacak. Ve küçük, aslında onların en temel meselesi küçük toprak sahipliğinin teşvik edilmesi. Tabii ki böyle hani bu büyük topraklara el koyduğunuz zaman aynı zamanda yerli toplumlarının da elindeki topraklara el koymuş oluyorsunuz. Çünkü onlar da yıllardır ortak olarak kullandıkları arazileri kaybediyorlar. Ve tabii ki bu toprakları devlet daha sonra satıyor. Ve sattığı zaman da bunu ancak parası olanlar alabilecek bu toprakları. Bu açıdan aslında hani amaç şey olsa bile, reformların amacı 1800'lerdeki reformların, liberal reformların amacı, amaç küçük köylüyü teşvik etmek olsa bile aslında tam tersi gerçekleşecek. Yani evet, kilisenin elindeki topraklar alınacak, yerlerin elindeki topraklar alınacak. Fakat bunlar satıldığı zaman sadece birkaç varsıl ve maddi ve finansal kuvveti olan kişiler tarafından alınacak. Aslında 1850'lerden sonra böyle bir süreçte takip ediyor diyebiliriz. Tabi burada en temel şeylerden birisi demiştik, liberaller ve şeyler arasında, muhafazakarlar arasındaki çatışma demiştik. Daha sonra Fransa'nın işgalinden sonra ve işte Fransa'nın kurduğu imparatorluğun yıkılmasından sonra liberaller tekrar iktidara gelecekler. Çünkü onlar Fransızları aslında ortadan kaldırıyorlar. Maksimilian'ı kurşuna diziyorlar ve tekrar cumhuriyet tesis ediliyor Meksika'da. Ve buradan sonra da tabii ki bu reformların devam ettiğini göreceğiz. Sizin bahsettiğiniz Porfirio Diaz da bu aslında kontekste ortaya çıkan kişilerden birisi. Yani Fransızlara karşı yapılan savaşlarda çok öne çıkmış bir kişi. 1876'da başkan seçilecek. Şimdi Porfirio döneminde Meksika devriminin biraz kökenlerini anlamak için bakarsak, Porfirio Diaz dönemi aslında 1876'tan sonraki dönem anayasanın bir biçimde askıya alındığı bir dönem. Çünkü 1857 anayasası liberal reformistlerin yaptığı bir anayasaydı. Bu Hocam anayasanın araya bir girersem, Diaz dönemine kadar Meksika'yı yani tam merkezileşememiş, yani işgalleri dışarıda bıraksak bile tam merkezileşememiş bir devlet olarak mı görebiliriz? aslında ulusal bütünün tam sağlayamamış bir devlet olarak görebiliriz ya da o Bu sağlamak yolunda ilerleyen. Caudillo denen yerel beyler Meksika'da da zannederim o Evet. dönemde güçlü değil mi? Bu dediğiniz büyük toprak sahipleri haline geliyorlar. Evet. Bunlar yönetimde daha mı etkili bir Diaz başa gelene kadar? Aslında biraz öyle söyleyebiliriz. Yani eyaletlerde, aslında eyaletlere baktığımız zaman yani bir de bugün içinde her ne kadar Meksika o toprakların yarısını kaybetmiş olsa da Meksika çok büyük bir ülke. Yani Türkiye'nin 3 katı bir ülke. Bu açıdan merkezi otoritenin kontrolü de çok kolay değil. Yani 1857 Anayasası ilan edildikten sonra liberallerin kesin bir zafer kazanmış olmalarına rağmen aslında merkezi Meksiko City'nin, yani ki o da bir eyalet aslında, diğer eyaletler üzerinde tahakküm kurması biraz zor. Ancak o çatışma haline geldiği dönemde belki oraya ordu göndererek bunu yapabiliyor. Çünkü hani güneyde hala Maya yerlileri var 1850'lerde. Bugün de var tabii ki. Ama mesela Maya yerlileri bölünmüş bir görüntü veriyor bize. Mesela Guatemala da aslında Meksika'nın bir parçası idi ve daha sonra ayrıldı. Ve Guatemala ile işte Chiapas'a, Yucatan'a, Campeche'ye, yani güney eyaletlerine baktığımız zaman, Quintana Roo'ya baktığımız zaman Meksika'nın, çok bir büyük benzerlik görüyoruz. Çünkü aynı etnik yapıya sahipler. Yani mesela bunların üzerinde bir tahakküm, tam anlamıyla tahakküm kurması çok kolay değil. Kuzeyde de sizin dediğiniz Caudillo dediğimiz yerel önderlerin, mesela kuzey eyaletlerinde özellikle, çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bunların aslında kendi iç politik iktidarları olduğunu görüyoruz o eyalet içerisinde. O açıdan 1850'lerde temel olarak gördüğümüz şey, dediğiniz doğru, daha o unter yapısı çok da kuvvetlenmemiş. Hatta hani bir ulus bilinci de çok fazla gelişmemiş bir Meksika'dan bahsetmemiz mümkün. Ya da onun geliştiği, onun formasyon içerisinde olduğu bir dönemden bahsedebiliriz. Ondan sonra sanırım esas devrime giden yolu anlamak için Diaz dönemini biraz özel olarak ele almak gerekiyor herhalde. Diaz gelince ne yapıyor, nasıl bir sistemle karşı karşıyayız 1910'a yaklaştığımızda Diaz altında? Aslında Diaz kesinlikle dediğiniz doğru. Yani Meksika devrimini anlamak için Diaz dönemine biraz bakmak gerekiyor. Diaz dönemi bu başta söylediğimiz dönemin biraz tersi gibi. Yani Diaz çok aslında anayasayı biraz askıya alarak, hiçbir zaman askıya almadan askıya alarak. Bu ne demek? Yani çünkü Meksika Anayasası'nın bugün içinde en temel şeylerinden birisi yeniden seçilmeme hükmüdür. Yani başkan yeniden seçilemez.
6 senelik bir dönem için seçilir. Diaz bu maddeyi aslında askıya alıyor ve sürekli olarak 6 yıl bir ara haricinde hep seçilecek. Arada kendi adamını seçtirerek daha sonra kendi tekrar seçilecek. Diaz aslında ebediyete kadar tekrar seçilme formülünü uyguluyor anayasada. Meksika'nın Medvedev'i herhalde o arada seçildi. Evet, kesinlikle. Hiçbir zaman ayrılmayacak. Ama tabii bu neyi de beraberinde getiriyor? İstikrar da beraberinde getiriyor. Yani demiştik ya, muhafazakarlar ve liberaller arasında sürekli bir çatışma durumundan nereye gidiyoruz? Bir istikrar dönemine. Yani bir diktatör tabii ki Diaz. Ama o sert diktatörlükle de aynı zamanda neyi sağlamış oluyor? Bir istikrarı sağlamış oluyor. Şimdi burada mesela önemli şeylerden bahsetmek lazım. Ben her zaman anlatırım. Hani bunun teorik bir tarafı da var. Hiç unutmamak lazım. Burada Troçki'nin eşitsiz ve bileşik gelişim teorisi bence çok önemli bir teori ve açıklayıcı bir teori. Ve benzer şeyleri de dünya tarihinde başka ülkelerde görmek mümkün. Yani mesela Rosa Luxemburg'un doktor tezi de aslında biraz hani bunu anlatıyor. Dış baskılarla gelen dışardanlıklı bir kapitalizmin gelişmesi Polonya örneğinde. Biraz Gramsci de aslında öyle Risorgimento sonrasında Kuzey-Güney arasındaki bu eşitsiz sanayi gelişimi. Aynı süreç biraz Meksika'da işliyor diyebiliriz. Bunun belki temel yapı taşlarını söylemek lazım. Birisinin politik temel yapı taşını söyledik. O istikrar, değil mi? Bir ceberrut, bir lider altında istikrarın sağlanması. Tabii bu istikrarın sağlanmasında da çünkü birçok yerde belirli isyanlar yaşanıyor, değil mi? Burada aslında belki çok kritik bir şey var. Kapitalizmin gelişmesiyle de çok alakalı. Meksika kapitalizminin demir yolları. Şimdi Diaz dönemine kadar neredeyse bir kısmı hayvanla çekilen yani 100 kilometresi kadar 600-700 kilometrelik bir demir yoluna sahipken Meksika, Diaz 1910'da devrildiği zaman yaklaşık 20 bin kilometrelik bir demir yolu ağından bahsediyoruz. Aslında Diaz dönemi Meksika'nın tam anlamıyla demir yollarıyla kuşandığı bir dönem. Tabi bunun bir politik sonucu var. O da artık merkezi otoritenin yerel otorite üzerindeki gücü daha da artıyor. Yani bir isyan olduğu zaman, bir kargaşa olduğu zaman buralara hızlı biçimde merkezi otoritenin yani Meksiko City'de aktarmak daha kolay olacak. Aynı zamanda tabii ki bir sanayi gelişimi, özellikle kuzey eyaletleri Meksika'nın önemli bir sanayi gelişimine sahne olacak. Demir yolu ile birlikte demir çelik sanayisinden tutun da işte çok çok önemli tekstil ve madencilik alanlarına kadar ya da işte tüketim mallarına kadar önemli bir ne diyelim sanayileşme süreci başlayacak. Hatta işte hep örneğini veririm, Meksika bugün dünyanın aslında en çok bira ihraç eden ülkelerinden birisidir. En çok bira ihraç eden ülkesi Meksika'dır. Hollanda'yı geçmiştir Meksika. O bira işte şeyi ta 19. yüzyılda yabancı sermayenin işte Moctezuma ve Cuauhtemoc gibi büyük kuzeyde Monterrey'de kurdukları büyük fabrikalarla aslında başlıyor. Yani hem iç tüketime yönelik hem de işte dışarıya yönelik çok büyük bir ne diyelim sanayileşme sürecine giriyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde Meksika. Bu yabancı sermaye ağırlıklı olarak Amerikan ABD sermayesi. Sektör sektör değişiyor. Sektör sektör. Sektör sektör değişiyor. Mesela madencilikte Amerikan sermayesi çok kuvvetli. Çünkü aynı zamanda kuzeyde de bir patlayan bir kapitalist sanayileşme süreci görüyoruz. Oranın ihtiyaçları var. Ve madencilik, maden ürünleri onun en başında geliyor. O yüzden madencilikte neredeyse Amerika dominant diyebiliriz. Yani %90'dan fazla. Ama mesela demir yollarında Fransız ve İngiliz sermayesi çok kuvvetli olacak. Tekstilde gene Fransız sermayesi etkin olacak. Yani sermaye kompozisyonuna baktığımız zaman İngiliz ve Fransız sermayesi de Amerikan sermayesi kadar kuvvetli Meksika'da 19. son çeyreğinde. Ama özellikle madencilik konusunda ve daha sonra 1880'lerden sonra petrol de bu işin içine girecek. Bu alanda en çok Amerikan sermayesi kuvvetli diyebiliriz. Tabii ki hani bu sanayileşme süreci önemli bir süreç olarak başlıyor ama aynı zamanda küresel kapitalizmin de geliştiği bir dönem ve onun bazı taleplerinin olduğu bir dönem aynı zamanda. Ve Meksika mesela Eneken gibi işte ip yapımında, halat yapımında plastikten önce kullanılan bir ürüne sahip ya da işte kauçuk gibi ürüne sahip yani sentetik plastik yapımından önce kullanılan lastiklerin üretilmesine kullanılan önemli ürünlere sahip. Ve Meksika dışa ihracata dayalı bir ekonomik model de beraberinde getirecek. Bu tabii ki sadece sanayi ürünleri açısından değil, özellikle sanayi ürünleri açısından değil.
tarımsal ürünler açısından. Yani tarımsal şeker ve pamuk gibi ürünler ve aynı zamanda demin söylediğim egzotik ürünler. Meksika'da sermayenin, yabancı sermayenin ve büyük toprak sahiplerinin, hacienda sistemi dediğimiz sistemin, büyük çiftliklerin aslında en güçlü olduğu dönemi de beraberinde getiriyor. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse yaklaşık 49 milyon hektar alana sahip çok ufak bir kitle Porfiriyo döneminde ve bu neredeyse ülkenin %25'ine tekabül ediyor. Yani ülkenin %25'i belirli aileler arasında paylaşılmış durumda. Hacienda'lara tarafından paylaşılmış durumda. Bir başka bir örnekte mesela toplumun %80-81'i Hacienda sistemi içerisinde çalışıyor. Yani köylülerin çoğun tamamına yakın diyelim büyük çiftliklerde çalışıyor. Yani neredeyse 300 yıllık İspanyol kolonizasyon sürecinin başaramadığı bir şey başarılmış oluyor Porfiriyo döneminde. Yani küçük ve bağımsız köylünün ortadan kaldırılması ve bunların neredeyse feodal diyebileceğimiz hacienda sistemlerine entegre edilmesi. Feodal diyorum ama aynı zamanda bu çiftlikler, büyük çiftlikler küresel kapitalizmin, küresel piyasaların taleplerine göre şekilleniyor. Ona göre üretim yapıyorlar. Bir yerde köleliğin yerini alıyor bu emek gücü diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yani tabii ki bunlar bir kısmı ücretli. Ya köle değiller tabii ki ama yani onun köleliğin kalkmasıyla doğan boşluk, emek boşluğunu mu dolduruyor diyebilir miyiz? Evet. Yani şöyle ücretler ama ücretini mesela hiçbir zaman görmüyor olabilirler. Yani hiçbir zaman ücretini görmüyorlar. Çünkü bu büyük çiftliklerin aynı zamanda büyük süpermarket mi diyeyim yani bakkalları var diyelim. Tienda Raya dedikleri. Mesela onlar çiftçiler, köylüler buradan alışveriş yapıyorlar. O yüzden hatta borçlu kalıyorlar yani her ay boyunca. Ay bittikten sonra büyük ihtimal çiftliğin bakkalına, çiftliğin süpermarketine borçlu kalıyorlar. Çünkü tüketiyorlar oradan. Bu aslında hani şöyle bir süreci de beraberinde getiriyor. Yani köylüler açısından belki hani ne kadar doğrudur bilemem ama onlar açısından da bir istikrarı getiriyor. Çünkü biliyorsunuz siz kendiniz köylüyseniz ve yani modern toprağınız varsa ve modern şartlarda tarım faaliyetlerinde bulunmuyorsanız bir kıtlık döneminde ya da 3 sene 4 sene yaşanabilecek bir kuraklık döneminde aslında açlıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama hani büyük çiftlik sisteminde böyle bir durum yok. Yani büyük çiftlik sisteminde neredeyse feodal lord gibi o büyük şeyin çiftliğin sahibi aslında toprak sahibi sizi böyle bir korumada sağlıyor diyebiliriz. Ama nedir? Yani piyonaj dediğimiz bir peyonlaşma süreci aslında. Yani küçük köylünün ortadan kalktığı bir dönem. Porfiriyo dönemi bunun aslında tepesi en yüksek, en kuvvetli olduğu dönem diyebiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman da hani demir yollarını bir unutmamak lazım Meksika devrimi için. Çünkü Meksika devrimi bence dünyanın en demir yollarıyla markalaşmış devrimlerinden birisi. Hani fotoğraflar açısından da bunu söyleyebiliriz. Ve yani demir yollarının çok aslında kuvvetli biçimde kullanıldığını göreceğiz devrim sürecinde. Bir de aynı zamanda toprak mevzusu. Yani toprak mevzusu çok önemli bir mevzu olarak karşımıza çıkacak. Devrime gelmeden önce aslında hani Meksika'nın kuvvetli bir biçimde küresel ekonomiye, küresel kapitalist piyasalara entegre olduğunu söylemiştik. Devrime gelmeden önce bunun bazı sonuçlarını da görüyoruz. Mesela nasıl sonuçlarını görüyoruz? 1907-1908 bankalar paniğiyle karşı karşıya kalacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York bankalarında ve Kaliforniya'da. Önemli bir finansal kriz aslında 1907-1908 dönemi. Bunun mesela Meksika'ya önemli bir yansıması olacak. Yani 1900'lere geldiğimiz zaman ücretlerde çok büyük bir aşağı düşüş göreceğiz. Küresel piyasalardan kaynaklanan krizlerle beraber. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisindeki bir durağanlık Meksika'ya daha böyle büyüyerek yansıyacak. Ve tabii ki bununla birlikte hızlı bir biçimde grevler yani 1906-1907 yılları aslında çok büyük toplumsal hareketler olduğunu göreceğiz. Yani o toplumsal hareketleri de belki ikiye bölmek gerekebilir. Birincisi yerlilerden gelen toplumsal hareketler ve isyanlar. Özellikle kuzeyde Yaki yerlileri bu işte pamuk ve şeker üretimi Laguna bölgesindeki bu üretime karşı ve onların topraklarını kaybetmesine ya da suyu kaybet, su da çok önemli mesele çünkü suya da el konuluyor. Yaki yerlilerinin eylemlerini göreceğiz. Bir de Maya yerlilerinin eylemlerini göreceğiz. Güneyde Maya yerlilerinin. Ama tabii bu tren yollarının da sayesinde Porfirio Diaz döneminde bayağı iyi bir şekilde bastırılacak bu eylemler. Ama daha sonra bu grevler dediğimiz zaman yani toplumsal hareketlerin ikinci kısmı diyebileceğimiz işçi hareketleri daha kuvvetli olarak karşımıza çıkacak. Yani işte Tlaxcala ve Puebla'da 1906'da 7'de tekstil ayaklanmaları görüyoruz.
Daha sonra Veracruz'da hem liman işçileri hem de yine tekstil işçileri tarafından bir ayaklanma görüyoruz. Daha da büyüğü 1907 ve 8'de Kuzey eyaletlerinde Cananea dediğimiz ve Amerikan sermayesinin çok kuvvetli olduğu maden bölgelerinde büyük çaplı grevler göreceğiz. Tabii işte Magonizm diye bir Flores Magon kardeşlerin bir anarşist anarko-sendikalizmini etkisini göreceğiz bu özellikle kuzey bölgesindeki eylemlerde. Bunları bastırması daha güç olacak Porfirio Diaz'ın. Yani yerlileri belki biraz daha katliamla bastırabilirken bu biraz daha kentli eylemleri gene tabii ki çok askeri yöntemlerle çözüyor Diaz rejimi. Ama tabii bunun etkisi daha kuvvetli oluyor. Bir de tabii çözemediği mevzu. O da satın alma gücünde aşağı yönlü bir hareket. Yani aslında 1910'lara geldiğimiz zaman, Meksika devrimine geldiğimiz zaman çok önemli bir, ne diyeyim, fakirleşme, yoksullaşma gördüğümüzü söylemek mümkün. Hem kırda hem de kentte ücretlerin düşüşü. Kentli orta sınıfları da yavaş yavaş aslında, yani işte istikrar getirdi ve işte demir yolları yaptı, sanayileşmeyi beraberinde getirdi diye aslında destek verilen Porfirio Diaz'dan biraz uzaklaştıracak kentli sınıfları. Ve tabii ki devrimin şeyi 1909'da, 1910'da yavaş yavaş bu yeniden seçilmeme mevzusu üzerinden yavaş yavaş o dinamik işlemeye başlayacak. Porfirio Diaz'ın önemli bir demeci var, 1909 olması lazım, bir Amerikan gazetesine. Seçilmeyi düşünmediğine yönelik bir demeci var. Yani yeniden seçilme, sonra işte o iş öyle denmedi falan filan diye toparlanmaya çalışacak ama oradan başlayan bir yeniden seçilmeme hareketi. Yeniden seçilmemeye karşı, yani orada tabii devrimcilerin şöyle bir şeyi var. Etkin oy verme ve yeniden seçilmeme diye bir sloganlarıyla birlikte bir hareket başlayacak. Bunun temsilcisi de aslında ya da lideri de Francisco Madero olacak. O da bir Kuzeyli. Aslında varsıl bir aileden gelen bir kişi. Madero aslında bu süreci 1910 yılında geldiğimiz zaman, yani seçim dönemine geldiğimiz zaman en temel savunan kişilerden birisi. Hatta tutuklanacak ve ama daha sonra salınınca Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarak o devrim hareketini Amerika Birleşik Devletleri'nden başlatacak. Ve tabii ki seçimler, yani seçimler yaşandıktan sonra Porfirio Diaz işte bir 6 sene daha, bir dönem daha iktidarda kalmayı garanti altına aldıktan sonra, yani aslında suların durulacağını tahmin ediyordu büyük ihtimal. Fakat belki de devrimin ilk fazı diyebileceğimiz, yani Porfirio'nun devrilme fazı çok hızlı gerçekleşti. Madero daha sonra şeye geçti, Meksika'ya geçti. Ve Maduro'nun etrafında toplananlar, yani büyük bir şey, kuvvet, Porfirio Diaz'ı çok hızlı biçimde aslında iktidardan indirdiler ve Porfirio Diaz Fransa'yı en çok sevdiği, hatta Meksiko City'ye hani benzetmeye çalıştığı Paris'e gitti ve Paris'te de öldü zaten çok kısa bir süre sonra. Buradan başlayarak aslında Meksika devriminin ikinci fazı ya da daha uzun fazı ortaya çıkacak diyebiliriz. Yani mesela Madero döneminde Madero'nun da aslında beklediği belirli bir şey var. Liberal program vardı. O liberal programı işletmekti. Fakat hızlı biçimde Madero'ya karşı da devrimin temel unsurlarının yavaş yavaş karşı çıktığını görüyoruz. Yani burada da en temel mesele belki de devrimi gerçekleştiren kuvvetlerin de toplumsal kesimin birbirinden farklı politik programlarının olması. Yani Hocam şimdi devrimin sosyal, siyasi, ekonomik boyutlarını ayrı ayrı sorularla ele alalım diye düşünüyorum ama ondan önce böyle yani temel bir altyapı olması açısından 1910'dan 20'ye kadar olan süreçte ana olayları bir kronolojik olarak biraz daha böyle kronolojik olarak özetleyebilir misiniz? 1910'dan 20'ye Meksika devrimi dediğimiz süreçte esas olarak neler oluyor? Ondan sonra da bu bahsettiğiniz farklı programlardan, sosyal yanlarından, ekonomik yanlarından ayrı ayrı bahsedelim. yani şöyle bir kronolojik şey yapabiliriz aslında. Birincisi Madero'nun yeniden seçim karşıtı hareketi başlatması ve daha sonra tabii ki bu planla beraber, Madero'nun ilan ettiği planla birlikte, bu plana güneyden Morelos eyaletinden, Meksiko City'ye çok yakın, önce Zapatist grupların, yani Emiliano Zapata çevresindeki grupların, daha sonra da kuzeyde Pancho Villa gibi grupların destek vermesi ve bu destekle birlikte Porfirio Diaz'ın çok hızlı bir biçimde tüm ülkede kontrolü elden kaybetmesi ve Diyazcı orduların yenilmesi Madero'nun ordularına. Bu çok hızlı, 1910'da yaşanan çok hızlı süreç. Bundan sonra süreç ne olacak? Madero'nun başkan seçilmesi. Madero başkan seçilecek ve tabii ki
Başkan seçilmesiyle birlikte 1911'de 12'de çok böyle bir ne diyelim bir özgürlük sürecinden bahsedebiliriz. Yani işte basın özgürlüğü tekrar ortaya çıkacak, işte politik örgütlenme özgürlüğü, siyasi parti kurma özgürlüğü bu çok hızlı bir biçimde Meksika'da tekrar neyi ortaya çıkartıyor aslında? Politik istikrarsızlığı ortaya çıkartıyor. Yani Madero'nun arzu ettiği şey bu liberal program etrafında herkesin birleşmesiydi. Fakat evet Diaz'ı ortadan kaldırmak bir mesele fakat sonrası açısından bir sorun. Ama tabii burada Diaz'cı klikler aslında şeye devam ediyorlar. Yani ordunun içerisinde, bürokrasinin içerisinde hala özellikle ordunun içerisinde Diaz'cı klikler devam ediyor ve Madero'ya karşı bir komplo planı da aslında sürüyor. Ve Diaz'ı tekrar getirme planı devam ediyor. Burada işte Diaz'ın akrabalarından Felix Diaz'ı işte şeye geçirmek, iktidara geçirmek için bir Huerta tarafından, bir general tarafından Madero'ya yapılan bir şey var, darbe var, karşı darbe var. Yani önce bir şey var, darbe şeye karşı ya da ne diyeyim devrim ve Diaz'ın devrilmesi, başkan seçilme, sonra tekrar başkan seçilmesine karşı ya da bu iktidara karşı Victoriano Huerta tarafından bir darbe yaşanacak. Burada tabii ki Madero'yu ve kardeşini öldürecekler. Gustavo Madero, hatta Gustavo Madero'nun işte Francisco Madero'dan daha böyle öngörülü olduğu söylenir. O aslında Huerta'ya güvenmez falan. Bu Decena Tragica diye adlandırılan bir iç çatışma dönemidir. Ve burada işte Madero arabasında katledilecek kardeşiyle birlikte. Ve bir Mexico City şeyinde bir çatışmadan bahsedebiliriz bu dönemde. Burada aslında sahneye Güney orduları ve Kuzey orduları girecek. Yani Pancho Villa ve Emiliano Zapata girecekler. Bunlar Huerta güçleriyle çatışacaklar ve Mexico City'ye girecekler. Ve buradan sonra tekrar bir seçim süreci ve şey süreci başlayacak. Ama burada en büyük problem aslında oluşturan şu. Yani demin de söylediğim bu politik ne diyelim planların farklı olması, yani programların farklı olması. Zaten Emiliano Zapata da Madero'ya karşı bir plan ve program uygulamaya başlamıştı. Yani Zapata da Madero'nun devrime ve devrimin ilkelerine karşı ihanet ettiğini söylüyordu. Çünkü yani en temel orada arzulardan birisi aslında toprak reformu. Madero bir toprak reformu öngörmüyordu. Bundan sonraki süreçte aslında yani 1917'ye kadar olan süreçte, 1913'ten 1917'ye kadar olan süreçte en temel gördüğümüz şey bu toprak reformu isteyenlerle bu reforma karşı çıkanlar arasında gerçekleşecek. Burada tabii ki anayasacılar dediğimiz bir grup var. Venustiano Carranza daha sonraki başkan olacak kişi. Bu anayasacı grup en temel olarak karşı çıkıyor buna. Ya da böyle bir çok ne diyelim genişlemiş bir toprak reformuna karşı çıkıyorlar. Ve tabii ki buna karşı sizin Caudillo dediğiniz gruplardan birisi olan Emiliano Zapata ve onun Morelos'taki deneyimi, onların kurduğu düzen bir gerilim olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem tabii çok çetrefilli, çok karmaşık bir dönem. Ve devrimi beraber yapan insanların birbirine karşı savaştığı bir dönem. Yani önce Zapata'yı ve Pancho Villa'yı pasifize etmek için ve onların köylü ordularını pasifize etmek için yaşanan bir süreç olacak. Daha sonra 1917 Anayasası, önce Zapata tabii ki elimine edilecek ve 1917 Anayasası ilan edilecek. Aslında 1917 Anayasası'nı da biraz sonra daha detaylı olarak bahsederiz. Aslında en temel Zapata'nın arzu ettiği, talep ettiği en temel toprak reformunun anayasaya girdiğini göreceğiz. 24. maddeyle birlikte anayasanın önemli bir parçası olacak ve buradan sonra da anayasacıların içerisinde bölündüklerini görüyoruz. Yani Carranza'ya karşı Alvaro Obregon'un ordularının savaştığını göreceğiz. Burada başkan olan Carranza öldürülecek ve aslında şöyle bir hani şey de vardır. Devrimin aslında bütün kahramanları öldürülecek. Yani burada Carlos Fuentes'in hani kitabında söylettiği şeylerden birisi vardır. Meksikalılar için kahraman olmak için öldürülmek gerekir diye. Öldürülmeyenlerin hiçbir kahraman değildir diye. Yani şimdi bakarsak aslında Madero öldürülecek, Zapata öldürülecek, Francisco Pancho Villa öldürülecek, Carranza öldürülecek. Sonra da en son Alvaro Obregón da artık her şey bittikten sonra, başkan seçildikten sonra o da bir suikaste kurban gidecek. O da aslında Meksika devrimi sonrasında tartışılması gereken önemli şeylerden birisi. Çünkü yani Obregón 1920'de artık Meksika devriminin bittiği ve kurumsallaşma sürecine girdiği dönem diye bahsettiğimiz dönemde önemli bir sekülerizm akımıyla karşı karşıya kalacağız. O da tabii ki bazı yani aynı 1850'lere benzer bir biçimde
İşte kilisenin topraklarına el koymak, mülklerine el koymak, kilisenin eğitimden çıkartılması gibi bir süreci de beraberinde getirecek. O da önemli bir Katolik tepkisi ortaya koyacak. Alvaro Obregon da o süreç içerisinde öldürecek. Yani böyle dediğimiz zaman aslında böyle birkaç fazını söylemek mümkün. Birincisi Diaz'ın ortadan kaldırılması çok hızlı bir faz. Karşı devrim fazı. Karşı devrimin bastırılması. Karşı devrim bastırıldıktan sonra da o köylü hareketlerinin bastırılması ve elimine edilmesi. Yani tabandan gelen taleplerin elimine edilmesi. 1917 Anayasası. 1917 Anayasası'ndan sonra 1920'ye kadar da kendi iç, yani devrimi Çatışma. sahiplenecek, evet, o kadiyolar arasında, devrimin generalleri arasında ki mücadele ve 1920'den sonra da artık o mücadelenin sona ermesi ve kurumsallaşması, devrimin kurumsallaşması süreci. Hocam peki devrim boyun devrim süreci içerisinde farklı programlardan bahsettiniz. Bu programlar nelerdi? Zannederim bunun burada en çok üzerinde durmamız gereken mesele toprak reformu ve bu köylülerin tutumu, yani devrimdeki köylü unsuru. Bugün de herhalde Meksika devrimi deyince ilk akla gelen isim Zapata zaten. Evet. Zapata'nın köylü orduları, bunlar Pancho Villa'dan da bahsedebiliriz tabii. İkisi bilmiyorum ne kadar birbirleriyle benzerdi, ne kadar farklıydı. Onları da belki açıklarsınız. Bu devrimdeki köylülerin ve Zapatistlerin mi diyelim, Zapatistlerin rolü neydi? Bunlar ne istiyordu ve ne kadar bu başarıya ulaştılar? Ne kadar gerçekten devrim istedikleri gibi şekillendi? Ya aslında şöyle demek lazım. Bence toprak 19. yüzyıldaki çatışmaların da toprak mevzusu daha sonraki ve Meksika devriminin de en temel belirleyici unsurlarından birisi. Yani en nihayetinde evet çok büyük bir sanayileşme sürecinden bahsediyoruz. Fakat gene yani devrim dönemine geldiğimiz zaman Porfiriyato'nun bittiği dönemde hatta bazıları bunu onu söylemeyi unuttum. Pax Porfiriana derler. Yani işte Porfiriyo barışı. Hani Pax Romana gibi Pax Porfiriana. O dönemin de en temel meselelerinden birisi topraktı. Ve onu bitiren mevzu da toprak oldu aslında. Yani çünkü %95'i hala toprakla çalışan kırsal kesimden bahsediyoruz Meksika. Yani her ne kadar sanayileşmenin çok kuvvetlenmiş olsa bile. Ve bu açıdan da çatışan unsurların büyük kısmı köylülerdi. Ve bunların tabii ki en temel mevzularından birisi, en temel taleplerinden birisi çok kapsamlı bir toprak reformuydu. Tekrar komünel arazileri jenerasyonlar boyunca kullanılmış, ortak olarak kullanılmış komünel arazilerin tekrar yerli topluluklarına ya da köylü topluluklarına iade edilmesi ve tabii ki toprak dağıtılması. Yani mevcut büyük toprak sahiplerinin ellerinden toprak alınarak dağıtılması. Şimdi bunun devrimin diğer özellikle kuzeyden gelen gruplarda çok da temel mesele olmadığını görüyoruz. En temel mesele aslında daha kentli sınıflar açısından Porfiriyo rejimin ortadan kaldırılması. Çünkü neden? Evet, bir dönem kapitalizmin ve ekonominin gelişmesinde çok büyük rol oynamış Porfiriyo artık o dönemin liberalleri açısından artık o gelişmeye bir mani haline gelmişti. Yani bu tabii onlar açısından kentli oldukları için toprak çok da önemli değil ama yani çok büyük bir kapsamlı bir toprak reformu da öngörmüyorlar tabii ki. Burada tabii ki Zapata ile Pancho Villa'yı birbirine yakınlaştıran şey önce Madero'nun daha sonra Madero sonrasındaki grupların iktidar üzerindeki etkisi. Daha sonra Pancho Villa ile Emiliano Zapata bir araya gelecekler Meksiko City'nin güneyinde. Xochimilco diye bir yerde. Hatta hani hep anlatılır Pancho Villa hiçbir zaman alkol kullanmaz. Alkol kullanan bir insan değildir ama Zapata çok kullanan bir kişidir. İşte ortak bir programda hemfikir kalırlar. Nasıl bundan sonra hareket edileceği üzerine ve Zapata Pancho Villa'yı kutlamak için içki içmeye zorlar. Pancho Villa da işte herhalde Zapata'dan bilmiyorum kırılmasın diye boğulma tehlikesi geçirir. Yani öyle anlatırlar. Çok çok ağır etkisi olur falan. Bundan sonra aslında böyle bir ortak bir şeyde ilerleyeceğini söyleyebiliriz ama tabii ki karşımıza daha böyle merkezi güce daha sahip, daha örgütlü, daha kuvvetli ordular var ve önce Zapata daha sonra da Pancho Villa buna şey kalacaklar, yarışamayacaklar bununla. Burada tabii ki tren yollarına kontrol de önemli. Bu tren yollarını kontrol edenler de aslında önce anayasacılar ve daha sonra anayasacıların içerisinde bölünen ordular. Hatta o yüzden de Pancho Villa birçok tren yolunu da tahrip edecek. Yani o şeyler kullanmasın diye. Kendileri çok kullanamadıkları için. Tren yolları çok önemli bir şey veriyor size. Orduları hızlı bir biçimde bir yerden bir yere aktarma imkanı veriyor ve tabii ki
orduları cephaneyle beraber destekleme imkanı veriyor. Bu açıdan baktığımız zaman köylü unsurunun hızlı bir biçimde aslında bastırıldığını görüyoruz köylü taleplerinin. Fakat yani o demobilizasyonu yaratmak için de sadece hani Zapata ya da Pançovi'yi ortadan kaldırmak yetmiyor. Burada yine Gramsci'ye başvurmak gerekirse bu rıza üretme, rıza mekanizmaları üretmesi çok önemli Meksika devrimi. O yüzden Meksika devrimini gene Gramsci bir terimle pasif devrim olarak adlandırmak da mümkün. Yani çok hızlı bir alttan gelen mobilizasyon ve o mobilizasyonu biçimde pasifize etmek için de yaratılan rıza mekanizmaları. Toprak reformu bu şekilde anayasanın içine girecek. Şimdi Meksika devriminin biraz miraslarından daha böyle detaylı bahsedeceğiz ama yani Meksika devriminin belki en temel miraslarından birisi de ya da ürünlerinden birisi de 1917 anayasası olacak. Yani hala aynı anayasayı kullanan nadir bölge ülkelerinden birisi Meksika. Tabii değişmelerle birlikte. Ve aynı zamanda da hala geçerliliğini sürdüren bir şey. Yani Meksika devleti bugün daha önceki de yani bugün tabii ki farklı bir politik ideolojiye sahip bir iktidar var Meksika'da. Ama daha önceki dönemlerde de her zaman Meksika devrimini kurucu unsuru olarak görmüştür, tanımlamıştır. O da çok kalıcı hale getiriyor Meksika'yı, Meksika devrimini. Yani mesela bu sene mesela Pancho Villa'lı Meksika'da ve bütün resmi yazışmalara baktığınız zaman Pancho Villa'nın bir resmi amblem olarak evraklarda hala kullanılıyor. Yani o açıdan baktığımız zaman o toprak reformu 1917 Anayasası'nın ve hala yürürlükte olan 1917 Anayasası'nın önemli maddesi olarak dahil oluyor sürece. Tabii burada hani belki şuna dikkat etmek gerekecek ya da işaret etmek gerekecek. Toprak reformu aslında aynı zamanda bu rıza mekanizması, önemli bir rıza mekanizması. Aynı zamanda çok kullanışlı bir devrim mekanizma. Yani iktidar her ne zaman ihtiyacı olduğusa yani bir toplumsal desteğe, onun mobilizasyonu tekrar hareket etmeye ihtiyacı olduğu dönemde toprak reformunu bir şey olarak kullanılacak. Bir rıza mekanizması olarak, rıza üretme makinesi, mekanizması olarak kullanılacak. Yani 20'lerden sonra artık devrim dinamiği ortadan kalktıktan sonra da ne göreceğiz? Dönem dönem her başkanın aslında belirli miktarda toprak dağıttığını göreceğiz. Bu 1940'lara kadar da devam edecek. 1940'lara kadar büyük miktarda toprak köylülere, Meksikalı köylülere dağıtılacak. Zaten anayasal olarak da toprak reformu yapmak bir mecburiyet. Yani toprak reformu o açıdan. Çünkü hem yeraltı hem bütün yer üstü kaynaklar Meksika halkındır olarak bir anayasa zaten belirtiyor. O açıdan toprak reformu yapılması zaten bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Neden bu devrim sürecindeki figürler içerisinde özellikle Zapata biraz da sanırım Pancho Villa böyle bir devrimin kahramanı haline geliyor? Bu sadece toprak reformuyla mı ilgili daha yoksa böyle bir gerilla savaşı geleneğinde bir romantize edilmiş bir kahraman haline geliyor? Onu bu kadar önemli yapan başka faktörler var mı toprak reformunun dışında? Ya muhakkak romantize edilme durumu da vardır. Yani iki kişiliğinde. Ama tabii ki şunu da söylemek gerekir. Aynı zamanda bu toprak mevzusunun her ne kadar büyük miktarda reforma tabi olsa dahi 60'larda, 70'lerde, 80'lere kadar çözülemediği anlamına da geliyor. Yani o toprak talebi, toprak reformu talebi ya da daha adil, daha eşitlikçi bir toplum talebi 60'larda, 70'lerde de tekrar kendini gösterecek. Her ne kadar devrim, yani şunu söyleyebiliriz, 60'larda, 70'lerde de yani şunu da hani hatırlayalım. Meksika hiçbir zaman askeri darbeye maruz kalmayan bir Latin Amerika ülkesi olarak farklı bir ülke. Politik bir istikrara sahip ülke. Yani en politik anlamda istikrarı sahip ülke olarak gösterilebilir. Ama buna rağmen önemli gerilla mücadeleleri var 60'larda. Hem öğrenci hareketi mücadeleleri var kentsel açıdan hem de kırsal açıdan gerilla mücadeleleri var. Yine toprak talebiyle beraber. Demek ki her ne kadar devrim sonrasında rıza mekanizmaları yaratılmış ve bu anayasada güvence altına alınmış olsa bile mevzuyu çözmemiş demek. Meseleyi çözmemiş. Ki eşitsizlik mevzusu, toplumsal eşitsizlik mevzusu zaten 50'ler, 60'lar, 70'ler boyunca hep devam eden bir sorun olarak karşımıza çıkacak. O yüzden o açıdan baktığımız zaman Zapata evet hala önemli bir figür. Çünkü işte Madero'ya bile, Madero da hani önemli bir figür. Çünkü sürecin başlangıcını temsil ediyor. Güvenilebilir bir figür çünkü çok kısa bir sürede zaten suikaste yani şehit oluyor aslında. Devrimin şehidi olarak gösteriliyor. Demokrasi şehidi olarak gösteriliyor. Zapata'ya baktığımız zaman da Pancho Villa'dan daha fazla bir biçimde o toprak reformunun savunması aslında onu böyle bir önemli bir kişilik olarak günümüze kadar anlamın devam ettirmesine sebep oluyor.
Ben aslında şöyle bir soru soracaktım. Devrim neleri başardı, neleri başaramadı gibi bir soru soracaktım. Bunu toprak reformu özelinde çok etraflı bir şekilde konuştuk aslında. Anayasadan da biraz bahsettik. Ama bunlara ek olarak ne söylersiniz? Devrim hangi vaatlerle geldi ve neyi başardı, neyi başaramadı, neyi çözdü, neyi çözemedi? Toprak reformuna ek olarak ne eklersiniz? Ya devrimin en temel şeyi şuydu, talebi, birincil talebi, orijinal talebi, efektif yani herkese yayılmış oy hakkı ve yeniden seçilmemek. Bunu bir kere başardı. Yani 20'den sonra yeniden seçilmeme Meksika siyasal yapısının vazgeçilemez bir şey olarak ortaya çıktı. Yani o kadar vazgeçilemez ki şöyle söyleyebiliriz. Mesela bugün hani günümüzdeki devlet başkanının çok karizmatik bir kişi olduğunu söyleyebiliriz toplum açısından. %50'ler ile 60'lar arasında bir desteğe sahip olduğunu söyleyebiliriz ki bu son 40 senede 50 senede hiçbir siyasetçinin sahip olmadığı Meksika açısından. Mesela onun bile yeniden seçilmesi, çünkü seçimler geliyor Temmuz'da, yeniden seçilmesi bir soru dahi değil. Yani bir konu dahi olamaz anayasanın değişmesi. Bunu başarıyor aslında. Ama bunu başarırken neyi de yapıyor? Bir korporatist devlet de inşa ediyor. Yani devlet aslında 20'lerden itibaren bir Meksika devleti ilk defa o devrim üzerinden çıkarak siyasal istikrarı sağlayacak bir baba figürü gibi ortaya çıkıyor. Yani işte köylülere de belirli bir rıza mekanizmasıyla belirli oranda toprak dağıtacak. Kente geldiğimiz zaman sanayileşme süreciyle birlikte sanayicilere ve işçileri de belirli şekilde sürece dahil edecek. Yani mesela ücreti sanayicilere bırakmayacak, sermayeyi bırakmayacak ama ücret ya da ne diyelim anlaşmazlık komisyonları kuracak 20'lerde, 30'larda. Tam anlamıyla bir aslında korporatist devlet yapısıyla istikrarlı bir biçimde iktidarın ne diyelim el değiştirmesini sağlayacak. Bence en temel sonuçlarından birisinde onu söyleyebiliriz. Ama tabii bunu yaparken tek parti rejimiyle yapacak. Yani demokratik bir süreç değil bu. Yani Meksika bir demokrasiyi başarıyor mu? Hayır, başarmıyor. Yani Alvaro Obregón'dan sonra Elias Calles'ten sonra Alvaro Obregón tekrar seçiliyor. O seçilme problemli. Ama suikaste uğruyor ve gidiyor. Ve ondan sonra baktığım zaman yani 29'dan sonra sürekli olarak şey göreceğiz. Yani farklı bir kişinin seçildiğini göreceğiz. Ancak tek partiden önce PNR olan işte Ulusal Devrimci Parti. Daha sonra da kurumsallaşmış devri PRI dediğimiz kurumsallaşmış devrimci parti. 2000 yılına kadar iktidarda kalacak yani tek parti. Burada da tabii ki çok güçlü bir başkanlık yapısından bahsediyoruz. Yani başkan çok kuvvetli fakat sadece 6 yıl için kuvvetli. Yani 6 yıl sonra başkan tamamen siyaset sahnesinden kayboluyor. Bunu da başarmış diyebiliriz. Yani Tamamen kayboluyor tamamen ya. Hiç kaybediyor. hiçbir Evet. şekilde başka bir rol de alamıyor. Evet, başka hiçbir rol, hiçbir public şey kamusal bir rol alamıyor. Ve hatta parti içerisinde de gücü yok. Parti içerisinde gücü de kaybediyor. Çünkü başkanlık sistemi o kadar güçlü ki o gücü elinizden kaybettiğiniz zaman artık Her yeni bir kuvvetli güç figürü var. O yüzden siz partiye de müdahale edemiyorsunuz. O yüzden yani tek sizin orada son yapabileceğiniz son güçlü başkanın son şeyi dedazo dedikleri bir şey. O da parmak göstermek yani. O da kimin başkan olabileceğini belirleyebiliyorsunuz sonrakinde. Ama o da yine partinin elitlerinin aldığı bir karar. Ve partinin elitleri artık o yeni başkan çevresinde ne diyelim siyasi kariyerlerini, politik kariyerlerini, makam mevki arzularını devam ettiriyor. Artık sizin onu belirlemede pek fazla bir gücünüz yok. Bu süreç ve bunu yaparken de başka politik partiler de var aslında. Yani dışarıdan baktığınız zaman demokratik gibi görünebilecek bir yapı. Ama nedense o diğer partiler hiçbir zaman ne eyalet seçimlerini kazanabilecekler ne de başkanlık seçimini kazanabilecekler. Yani Bugün bile o şekilde. bugün farklı. Bugün artık Bugün farklı. eyaletler yani bugün yani 80'lerden itibaren 88'de sorunlu bir seçim var. 1988'de. Ondan sonra 94'te yine sorunlu bir seçim var. 2000'de başka bir sorunlu seçim var ama 2000'de bir şey var. Artık bir parti değişikliği var. Yani 1930'lardan beri siyaset sahnesinde olan ama hiçbir zaman hiçbir seçimi kazanamayan Ulusal Hareket Partisi kazanacak. Ve 2 dönem onlar başkanlığını kazanacaklar. Ondan sonra bir daha bir PRI dönemi göreceğiz. Bir 6 senede. Ondan sonra da López Obrador dönemi yani tamamen farklı bir parti kazanacak. Yani o demokratikleşme süreci de aslında çok yeni bir süreç baktığınız zaman Meksika'da.
Ama bu aynı zamanda neyi getiriyor? İstikrarda, politik istikrarda beraberinde getiriyor. Hocam şimdi devrim dönemini 1910-20 arasını ele aldık. Şimdi bunun daha sonraki Meksika tarihindeki bazı konulara da Meksika tarihindeki mirasındaki bazı konulara da değindik ama daha spesifik olarak devrim sonrası 1920'ler, 30'lar, 40'lar döneminde devrim Meksika'yı nasıl şekillendirdi? Bu devrimci devrim 1920'de bitti diyoruz ama bu devrimci mirasa sahip çıkan yönetimler mi görüyoruz daha sonra yok daha sonra aslında hani devrimin çok uzun süreli başardığı birkaç şeyden de bahsettiniz ama bu konuya devrim sonrası Meksika tarihini ve bunun devrime bakışı, daha sonraki politikacıların devrime bakışına değinerek devam edelim isterseniz. Şöyle diyebiliriz, yani 20'lerde belki 20'leri çok etkileyen olaylardan birisi bu sekülerizm mevzusu olacak. Tabii ki hani devrimden sonra en temel mevzulardan birisi nasıl bir politik ve ekonomik bir yapıya sahip olacak sorusu. Toprak reformu her zaman varlığını devam ettiriyor ama onun yanında bir işte sosyalist eğitim düşüncesi mesela 20'lerde 30'larda kendini gösterecek. Ve bunun yanında da aynı zamanda bir sekülerizm, bir laik sert bir laik tutum 20'lerde. Bu yani Katolik Kilisesi'nin eğitimden çıkartılması yani eğitim kurumlarının devlete terk edilmesi aynı zamanda mülklerinin satılması, satışa çıkarılması gibi mevzular aslında çok hızlı bir biçimde bir çatışmacı süreci de beraberinde getiriyor ve Hristiyanlığı denen bir savaş var aslında. İç savaş diyebiliriz. Yani özellikle köylülerden gelen ama bu sefer toprak talebinde olmayan daha inanç bazlı inanç temelli bir talep var. Ve tabii Meksika devrimine karşı, Meksika hükümete karşı bir ayaklanma ve aslında tam da sayısını bilmediğimiz ama yüz binleri bulan bir ölümlü bir savaş aslında, iç savaş. Yani 20'lerde böyle bir süreçten bahsetmemiz mümkün. Onunla birlikte tabii ki 29 ekonomik buhranın önemli etkileri var. Bir de 2. Dünya Savaşı sürecinin önemli etkisi var Meksika'da. Her ne kadar Meksika 2. Dünya Savaşı'na dahil olmasa da 1934'te Lázaro Cárdenas döneminde, Lázaro Cárdenas başkan seçildiği dönemde bu dönemin de den de yararlanarak biraz bir millileşme hareketini beraberinde getiriyor. Yani belki Latin Amerika'da böyle hani bu popülizm negatif manada söylemiyorum bunu. Hani popülist hükümetler silsilesi olarak tanımlanabilecek işte Brezilya'da Vargas, işte Arjantin'de Perón döneminden bahsedilebilirse Meksika'da bir Cárdenas döneminden bahsetmek gerekir. Toplumcu halkçı da diyebilirsiniz hani popülist demek istemiyorsanız. Burada mesela Cárdenas döneminde hem toprak reformunun hız kazandığını göreceğiz. Ama burada da bunun şöyle bir mantığı var. Cárdenas'ın toplumsal desteğe çok ihtiyaç olduğu dönem. Hem de özellikle petrolü ve madenleri millileştirdiği bir dönem göreceğiz. Yani Meksika Petrolleri Şirketi'nin kurulduğu. Bu petroller de başta hatırlarsanız biraz bahsetmiştik. Amerikan sermayesinin çok kuvvetli olduğu ve İngiliz sermayesinin çok kuvvetli olduğu bir dönem. Daha önce şeyden de bahsetmiştik. Mesela Meksika moratoryum ilan edip borçlarını ödemediği zaman 1861'de işgale uğramıştı. Yani böyle bir tehlike de var. Kuzeyinizde Amerika Birleşik Devletleri'nin olması önemli bir tehdit. O açıdan aslında çok çok sert bir hareket aslında. Petrol kaynaklarının millileştirilmesi. Burada halkın önemli bir desteği var. Çünkü hani ne kadar millileştirseniz dahi onun maliyetini ödemeniz gerekiyor. Yani Meksika o petrol şirketlerine o parayı ödeyerek millileştirecek ve aslında çok hızlı bir biçimde bir milliyetçi, ulusalcı bir hareketin de ortaya çıktığını görürüz. 34'ten sonra Cárdenas'ın elektriği ve petrol, yani elektrik hizmetlerini ve petrolü millileştirmesiyle birlikte. Ama şunu da hatırlamak gerekiyor. Yani Cárdenas dönemi aslında hem İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği bir dönemdi. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda artık İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'dan ve Meksika'daki petrol üretiminden daha önemli bir sorunu vardı. Yani İkinci Dünya Savaşı o boşluğu aslında yarattı Meksika için. Meksika'nın biraz Amerikan ve İngiliz sermayesinin karşılığında bir hareket yapmasına. Fakat 40'tan sonra tabii Cárdenas dönemi bittikten sonra ne göreceğiz? Hızlı bir biçimde artık devrim sürecinin biraz retorik olarak değil ama politik olarak ve ekonomi politikası olarak biraz bastırıldığı bir dönem görüyoruz 40'tan sonra. Yani işte Avila Camacho'dan sonra o da bir devrim döneminde savaşmış kişilerden biri. İlk defa 46'da devrimle hiçbir alakası olmayan ve asker kökenli olmayan ilk defa 46'da bir başkan seçilecek. Yani ve 46'dan sonra Miguel Alemán'dan sonra Meksika'nın aslında hızlı bir biçimde ne diyebilirim bir liberal serbest piyasa ekonomisinin
kurallarını tam anlamıyla kabul etmiş bir ülke konumuna döndüğünü görüyoruz. Yani o 20'lerde de devam eden, 30'larda Cárdenas'ta kendini somutlaştıran o toplumsal, hatta sosyalist diyebileceğimiz, yani sosyal demokrat belki diyebiliriz, diyebileceğimiz düşüncelerin ya da hareketlerin hemen ortadan kaybolduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Miguel Alemán döneminde ve Amerikan sermayesinin hızlı biçimde 40'lardan itibaren tekrar Meksika'ya farklı biçimlerde girdiğini göreceğiz. Ve bir modernleşme süreci aslında, bir kentleşme ve modernleşme, Miguel Alemán dönemini belki tanımlamak gerekirse, hızlı biçimde modernizasyon ve kentleşme süreci olarak görebiliriz. Burada tabii yavaş yavaş Meksika ekonomisinin özellikle 40'lardan sonra Amerikan ekonomisine hızlı bir biçimde daha da entegre olduğunu görüyoruz. Mesela burada hani dikkat çekmek gerekir. Porfirio Diaz döneminde bile Amerika'ya bağımlılık bir soru işaretiydi Meksikalılar açısından. Yani ekonomik olarak kaçınılmaz biçimde hem çok büyük bir piyasa var, tüketim piyasası var, hem de aynı zamanda oradan gelen bir sermaye var. Ve Porfirio Diaz döneminde bile bunu Avrupa ile, özellikle Fransa ile ve İngiliz sermayesiyle dengeleme düşüncesi çok ağırdı. Fakat 50'lerden itibaren bunun aslında biraz ortadan kalktığını görüyoruz. Yani Amerikan sermayesi tabii ki 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş'la birlikteki rolüyle de alakalı, bu hegemonik rolüyle de alakalı. Meksika'da Amerikan entegrasyonunun, yani Amerikan ekonomisinin entegrasyonun arttığını görüyoruz. Ve tabii ki devrimin, aslında o devrimin mirası diyebileceğimiz şeylerin çok retorikte kaldığını görüyoruz. Yani kurumsal devrimci parti, hala kurumsal devrimci parti, hala devrime referans veren bir parti idi o dönemlerde. Ama onun hızlı biçimde o ideallerden koptuğunu göreceğiz 50'lerle birlikte. Ve bununla tabii ki yarattığı şey, toplumsal tepkiler var. Yani mesela Cárdenas bile kendi partisini kuracak. Yani bir ne diyelim, muhalefet partiye, yani eski PRI'nin içinden çıkmış, işte başkanlık yapmış bir kişi bile muhalefete düşecek neredeyse. Ve tabii ki özellikle kentsel ölçekte çok önemli bir, ne diyelim, muhalefet hareketi olduğunu göreceğiz ki 1968'de de bu Tlatelolco katliamı ile birlikte 68'e geldiğimiz zaman artık bir patlama evresine gelecek. Zaten 70'lere geldiğimiz zaman hem kentsel alanda hem kırsal alanda da gerilla hareketlerinin olduğunu göreceğiz. İşte sol hareketlerinin olduğunu göreceğiz. Ama tabii ki Meksika'yı genel Latin Amerika ülkelerinden farklılaştıran bir şey de var orada. O da Amerika Birleşik Devletleri açısından vazgeçilemez olması. Orada işte 60'ların ortalarından itibaren önemli paramiliter grupların Amerika tarafından yetiştirildiğini göreceğiz ki o sol hareketleri, sosyalist hareketleri bastırmak için. Yani bir güvenlik devletine doğru aslında Meksika evriliyor. Ama tabii hani biraz şundan da bahsetmek gerekebilir. Aynı zamanda 40'lar ve 50'ler İtal ikameci politikaların çok kuvvetlendiği dönemler. Yani İtal ikameci sanayileşmenin çok kuvvetlendiği bir dönem. Amerikan ekonomisine bağımlı bir biçimde aslında. Tabii bunun da yarattığı, yani yarattığı çelişkiler de 70'lerde, 80'lerde Meksika'ya bir borç krizi olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada da hani Meksika'nın 70'ler ve 80'ler döneminde çok büyük borç krizleriyle, moratoriumlarla karşılaştığını görüyoruz. Bunun yarattığı bir toplumsal tepki de var tabii ki. Ve bu tepkilerin çoğu tamamı, yani tamamına yakını PRI'ye yönelik, yani mevcut iktidara yöneliyor. Ve mevcut iktidara yöneldikçe tabii ki ve iktidarda olanlar tarafından o otoriter yapı, otoriter şey daha da kuvvetleniyor, ne diyelim, o baskıcı yapı. Yani aslında 50'lerde ve 60'larda o ideallerden yavaş yavaş kopulduğunu söylemek mümkün. Meksika'nın mirasının daha çok böyle retorik düzeyde, diskur düzeyinde kaldığını söylemek mümkün. Meksika devrimi yani 1940'lara kadar Meksika siyasetinin toplumunu çok büyük ölçüde şekillendiriyor ama bundan sonra bu etkisini kaybediyor diyebiliriz. Peki hocam ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Meksika devriminden bahsediyoruz. Aynı ben aslında ilk devrimlerden çok erken dönemde olan devrimlerden biri Fransız devrimi falan saymazsak tabii. Yani dünya devrimler tarihi açısından baktığımız zaman Meksika devrimini nerede konumlandırırsınız? Tabii bu bir sosyalist devrim değil tam olarak ama bazı bileşenleri mi var? Köylü, bir tarafta köylü hareketleri var, bir tarafta burjuva devrimi denebilecek bazı özellikler içeriyor benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. Dünya devrimler tarihinde veya devrimler teorisi, daha teorik bakmak isterseniz devrimler teorisi açısından Meksika devrimini nereye yerleştirirsiniz? Belki hani ilk başta şunu söylemek uygun olabilir. Güncel politikada, günümüzdeki güncel politikada
etkinliğini, anlamını hala yitirmemiş olan nadir devrimlerden birisidir. Bence beni çok şaşırtan özelliklerinden birisi de o. Yani Meksika devrimi hala hem akademide hem toplumsal yaşamda hem de güncel politikada hala anlamlı bir tartışma konusu olarak devam ediyor. Bu açıdan bence diğer bütün devrimlerden, yani bunu Bolşevik devrimini için falan söylemek istemiyorum ama yani akademik açıdan hala bu kadar tartışılabilen bir devrim bence yani zor bulunan devrimlerden birisi. Biraz daha teorik olarak kavramsal biçimde yaklaşmak gerekirse bence eklektik biçimde değerlendirebileceğimiz, yani işte eşitsiz ve bileşik gelişimin koşulladığı o koşulların içerisinden çıkan bir pasif devrim örneği olarak görmek mümkün. Ve tabii ki aynı dönemde benzer sosyoekonomik koşullara sahip olan ve politik koşulların hakim olduğu ülkelere de benzer bir biçimde. Yani dönemselliği de bence önemli o açıdan Meksika devrimi. Çünkü orada bir 1908 Türk devrimi var. Bir Jön Türk devriminden bahsedebiliriz. Daha sonra işte Çin devriminden bahsedebiliriz. Aynı şekilde Bolşevik devriminden bahsedebiliriz. Aslında bir dönemsellik açısından da çok rastlantısal olmayan bir döneme de tekabül ediyor. Ve yani bu açıdan baktığımız zaman bence kavramsal olarak da ama güncelliğini korumak açısından da hala anlamlı bir yere oturuyor. Ama tabii Meksika siyaseti için de hala anlamlı. Çünkü en temel yapısı ya da en temel ürünü diyebileceğimiz 1917 Anayasası hala yürürlükte Meksika'da. O açıdan Meksika açısından da anlamını devam ettiren bir devrim. Ama tabii hani şunu da hatırlamak gerekebilir. Bence sizin dediğiniz çok doğru. Yani ne bir burjuva devrimi diyebileceğiniz ne de bir köylü devrimi diyebileceğiniz bir devrim. O da zaten pasif devrim olarak nitelendirmemizi biraz daha kuvvetlendiriyor. Bir formasyon içerisindeki burjuvazinin elindeki güçlerin biraz ötesinde gerçekleştirdiği bir burjuva devrimi aslında. Yani ne demek istiyorum bundan? Bir burjuvazi, bir Meksika burjuvazisi mevcut 1910'da. Fakat kendi programını uygulayabilecek toplumsal güce sahip değil. Burada da tabii ki devreye köylüler giriyor. Ve kent ölçeğine baktığımız zaman orta sınıflar, profesyoneller, öğretmenler, işte sendikacılar, işçiler giriyor. Şimdi böyle olduğu zaman da burjuvazi devrimden sonra da devrimin asli unsurlarına belirli rıza mekanizmalarıyla onları korpore etmesi gerekiyor sisteme ya da onları eklemlemesi gerekiyor. O açıdan yani bir devlet, tabii ki bir baba devlet, bir şey güçlü devlet, bir korporatist devlet olarak çıkıyor ama sürekli bir müzakereler sistemi olduğunu da unutmamak lazım. Yani sürekli olarak hem işçi sınıfıyla hem köylü sınıfı, köylülerle hem de sermaye sınıfıyla belirli mekanizmalar içerisinde sürekli bir müzakere ortamı yaratan bir platform aslında olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da bence pasif devrim kavramına, yani Gramsci'nin pasif devrim kavramına da oldukça ben, yani ne diyeyim, uyuyor gibi geliyor bana. Peki aslında Meksika'nın diğer Latin Amerika ülkelerinden farklarını vurguladınız. Ama şöyle devrim açısından düşündüğümüz zaman diğer Latin Amerika ülkelerinde yaşanan süreçlerle karşılaştırırsanız tamamen farklı bir yere mi koyarsınız? Yoksa benzerlik olan başka ülkeler görüyor musunuz? Benzerlikler olan? Yani şöyle söyleyebilirim. Latin Amerika ölçeğine baktığımız zaman mesela Brezilya'da yaşanan devrimle 1916'da Arjantin'de yaşanan devrimle belirli ölçülerde benzerlik, evet, benzerliğe sahip. Ama da Meksika'nın kendi coğrafi ne diyelim koşullarının da şöyle bir etkisi var demek gerekiyor. Mesela Brezilya'da bir güçlü bir ordudan bahsetmemiz mümkün. Ya da Arjantin'de geleneksel olarak da zaten bir güçlü ordu yapısından bahsetmemiz mümkün. Fakat Meksika aslında Latin Amerika'da, hani Costa Rica'yı falan oradan, Costa Rica'nın ordusu yok biliyorsunuz. Onun dışındaki o hani ordusu zayıf olan ülkeleri düşündüğümüz zaman yani Meksika orduya en az ihtiyaç duyan ülke aslında. Yani askeriye en az ihtiyaç duyan ülke. Çünkü güneyde Guatemala ve Belize iki komşusu. Kuzeyde de Amerika Birleşik Devletleri. Yani Guatemala ve Belize'ye bir ordu gücüne ihtiyacınız yok korunmak için. Amerika Birleşik Devletleri için de bir ordu gücüne ihtiyacınız yok. Zaten korunamazsınız yani. Amerika ile mücadele etmeniz imkansız. O yüzden çok böyle bir kuvvetli toplumsal yaşamı etkileyen bir kuvvetli askeriyeden bahsetmiyoruz. Direkt aslında coğrafi konumuyla alakalı bu. Yani Meksika ordusuna baktığımız zaman mesela hava kuvvetlerine, deniz kuvvetleri Latin Amerika'da birçok ülkeden daha aslında geridedir. Bu da aslında şuna sebebiyet veriyor.
Yani çok erken dönemde ordu siyasetten belirli ölçüde ayrışabiliyor. Yani 46'ya geldiğimizde dedik ya işte Miguel Alemán mesela. Daha 46'da aslında artık devrimin generalleri, devrimin kaudiyoları artık yerini profesyonellere bırakıyor diyebiliriz siyasette. Bu biraz farklı yere oturtuyor. Yoksa evet kapitalizmin gelişmesi açısından ve kapitalist birikim sürecinin gelişmesi açısından Brezilya ve Arjantin aslında Meksika'ya en benzeyen iki ülke. Yani yabancı sermayenin, işte demir yollarının, sanayileşmenin 19. yüzyılın ortalarında Brezilya ve Arjantin tabii ki Meksika'ya çok benziyorlar. Fakat mesela ordunun varlığı ve ordunun gücü açısından baktığınız zaman ayrışıyorlar. Çok önemli ölçüde ayrışıyorlar diyebiliriz. Ve Evet. burada Porfirio Diaz'ın çok özür dilerim sözünüzü kestim. Porfirio Diaz'ın o sözü de tekrar aklımıza geliyor. İşte Tanrı'ya çok uzak ama Amerika Amerika'ya Birleşik yakın. Devletleri'ne çok yakın olması. Tabii benim gibi yani Meksika, Latin Amerika hakkında neredeyse hiçbir fikri olmayan biri için de çok ilginç aslında. Bir tarafta hani çok uzun süreli bir tek parti yönetimi. Tek parti yönetimleri genelde Evet. askerin gücüyle o gücünü korur, o şeyini korur. Bir tarafta böyle bir tek parti yönetiminin gücü ama bir tarafta da ordu diğer örneklerden zayıf. Benim için de ilginç bir örnek oldu. Hocam öncesiyle, sonrasıyla, sebepleriyle, sonuçlarıyla Meksika devrimini ele aldık. Son olarak isterseniz eksik kaldığını düşündüğünüz, konuşmadığımız şundan da bahsetsek iyi olurdu. İyi olur dediğiniz konuyla ilgili başka aklınıza gelen başka bir şey varsa ondan bahsedelim isterseniz. Ya ben genelde bir şey anlatırken geçmişe çok dönüyorum. Yani Dönebiliriz. Geçmişe de dönebiliriz. o yüzden çok eksik bıraktığım tabii ki yerler vardır. Ama şu an aklıma gelmiyor. Yani ben öyle konuyu dağıtmakta çok mahirimdir aslında. Böyle Yok gayet. bir şey anlatmaya çalışırken geriye daha ondan sonra onu da anlatmaya çalışırken ondan gerisine dönmek gibi. Ama umarım biraz daha böyle derli toplu anlatabilmişimdir. Aklıma gelen bir şey yok şu an. Peki hocam o zaman çok teşekkür ederiz. Aslında dediğinizin aksine gayet derli toplu oldu yani. Gayet Evet, derli tamam. toplu bir şekilde ele aldık. 1800'lerin başından başlayarak Meksika devriminin öncesinden daha sonra Meksika devrimi süreci ve neredeyse aslında 2000'lere kadar mirası üzerinde durduk. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Ertan Eroğlu. Ertan Bey'le Meksika devrimi üzerine bir program gerçekleştirdik ve sanırım Türkçe olarak da bu konularda bulunabilecek çok ender bir içeriği böylece üretmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için ve Ben bu teşekkür program ederim. için. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda şeye döneceğiz. Daha Orta Çağ'a döneceğiz ve Altın Orda tarihi üzerine bir programımız olacak. Kanala abone olarak programlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Programları paylaşarak, ilgilenenleri davet ederek de bize destek olabilirsiniz diyerek ben burada o zaman izninizle yavaş yavaş kaydı durdurayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar.